Herkese merhaba. Bir anda karar verdim, bir video çekeceğim şu anda. Pazarda, bugün pazar alışverişi yaptım. Yani biraz önce pazar alışverişi yaptım ve eve geldim. Instagram story'imde pazarda böyle fiyatlarla ilgili küçük bir story paylaşmıştım. Orada aklıma gelmedi. Hani orada aklıma gelse biraz yan çekim yapıp hani fiyatlarla ilgili çekerdim. Sonra şimdi eve gelince aldıklarımı, neler aldım, ne kadara aldım paylaşmak istedim. Bazı arkadaşlar farklı şehirlerde paylaşıyorlar. Ben izlerken merak ediyorum. Antalya'da fiyatlar nasıl, neyi ne kadara aldım? Şimdi birlikte bakalım sizde nasıl, yorumlarda paylaşabilirsiniz. Şimdi öncelikle şöyle şunu göstereyim. Mandalina aldım. Evet, şöyle burada Hacı Sekiller diye bir yer var. Antalya'ya yakın köy, oranın mandalinasıymış. Kilosu 5 liraydı. 1 kilo aldım. Şöyle bir de bir tanesini öbürü delmiş. Şöyle göstereyim. Evet, güzel kokan bir mandalina. Şimdi daha sonra bu hafta sebze olarak karnabahar ve brokoli tercih ettim. Brokolinin kilosu 10 liraydı. Ben şöyle bir kiloyla tarttırarak böyle bir brokoli aldım ama bunun ne kadar geldiğini şu anda hatırlayamadım. Ama şöyle bulabiliriz. Şu 6 liraydı. Ben ikisine, yani tanesi 6 liraydı. Karnabaharların. Şöyle göstereyim. Güzel görünüyorlar, taze. Evet, 6 liraydı tanesi. Bununla bu brokoli ikisine 9,5 lira verdim. Yani bu 3,5 liraya gelmiş olmuş bana. Evet. Bunları poşetine. Şöyle ben birazdan da koyabilirim. Vakit kaybetmeyeyim. Evet. Şöyle bir küçük çeri domates. Biraz büyükleriyle birlikte. Çeri domates aldım. Bunun 5 liraya da olanları vardı. Fakat onlar biraz bana iyi görünmedi gözüme. Bu 8 liraydı. Ve köylü bir bayandan aldım. Hatta ondan şey de aldım. Şuradan hemen göstereyim. Şöyle ada çayı. Bizim burada buna şalba denir. Ada çayı olarak biliniyor birçok yerde ama teyze de şalba olarak satıyordu. 10 liraya aldım. Böyle bir paket 10 liraydı. Yine şöyle 2 tane patlıcan aldım. Bu 2 patlıcan 4 lira geldi ama onu söyleyebilirim. Kilosunu hatırlayamıyorum o yüzden. Ama şu ikisi 4 liraydı. Sanırım 10 lira gibi bir şeydi. Şu patlıcanın kilosu. Renkli patlıcan. Sonra biberler aldım. Şöyle. Hatta o story'yi videonun başına belki ya da sonuna story için çektiğim videoyu ekleyebilirim. Biraz yan çekim olmadığı için kötü görünür belki ama en azından fiyat görünüşü olabilir. Çünkü 10 liraya, 12 liraya falan da biberler vardı. Ben böyle bu biberleri çok anlamadım. Neden 3 liraydı ama kilosunu 3 liraya aldım. Şöyle, herhalde bunlar seçilip şekli kötü kalanlar diyeceğim ama öyle o kadar da şekilleri kötü de değil ama bu cins biber nedense öyleydi. Geçen hafta da almıştım ben. Yine aynıydı bu biberden. Ve lezzeti çok güzeldi. Hani farklı biber kullanacağım yerlerde kullandım. Hatta bu hafta yeşilleri olunca yeşil biberi de buradan tercih ettim. Bu kadar yetiyor çünkü. Bir haftada biber bana. Hatta bu bana 2 hafta bile gider. Zaten biber bozulmuyor. Hani bir şey olmuyor bibere dolapta. Şöyle bir tane kıvırcık marul aldım. Evet, şuradan. İyi, güzel görünüyor. Islak olmamasına dikkat ettim. Yeni koparıp gelmiş birisinden almaya çalıştım ya da aldığımı düşünüyorum. Bunu 2 liraya aldım. Pazarın içinde 3 lira falandı fiyatları. O 2 liraya satıyordu. Ben oradan 2 liraya bu kıvırcık marulu aldım. Ve son poşetimiz bunlar kaldı. Yumurta aldım. Köy yumurtası. 10 tane aldım bundan. Kilo değil tabii bu. Tanesi şeydi. Bunlar biraz küçük. 1.25'ti. 1.75 ile 1.25 arasında fiyatlar vardı. Gördüm. Bunu ben 1.25'e aldım. Şöyle boyunu da gösterebilirim aslında. Ya da açmayayım. Evet. Sonrasında yeşillikler aldım. Açıkçası bunların tek tek
fiyatlarını sormadım. Çünkü kuru ve yine bahçesinden getirmiş birisinden aldım. Şöyle yeşil soğan aldım. Hani yeşillikler tüketmem gerekiyor diyetteyim ya, biraz da o yüzden. Bunlar biraz soğuktan dolayı böyle buruşmuş gibiler ama kuru oldukları için özellikle tercih ettim. Hani sulandırılmamıştı. Nane, şöyle maydanoz. Bunların hepsine ben kaç lira verdim? Hatırlayamadım ya. Bunu tutmamışım. Yeşillikleri tutmamışım aklımda ama şeyde birçok yerde duyduğumda maydanozun bağı 2 lira diyorlardı. Maydanoz, şöyle ekşi kulak. Ekşi kulak bilir misiniz? Ekşi kulak aldım. Bu biraz ekşimsi bir ot. Güzel oluyor salatada ya da kahvaltıda tüketirken. Şöyle roka. Bu da kuru. Ve dereotu. Evet. Şimdi salata yaparım ben birazdan bunlardan. Kahvaltıda da çünkü yıkıyorum ve tüketiyorum. Bir kahvaltı hazırlığımda var ya hatta. Orada hepsini aynı tabağa doğramıştım. Öyle yemesi daha kolay, daha güzel oluyordu diye. Evet, benim bugünkü pazar alışverişim bu şekilde. Sizin oradaki pazarlar nasıl, yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Başka bir şey aldım mı düşünüyorum ama almadım. Hayır, bu kadar aldım. Bu kadardı pazar alışverişim. Şu anda hani aklımdan toplamı kaç lira bilemedim ama tek tek söylediğim için belki videonun başından izleyince ortaya çıkabilir. Ama şey yapabiliriz, 10 lira, 9,5, 19,5 desek. Şunu sadece hatırlamıyorum kaç lira verdiğimi. Şöyle 25 diyelim. Şu 12,5, 50 kuruş, 13, 20, 25, 35, 37,5. Bu 8 liraydı. 45 diyelim. Bu 4 liraydı. 49. Bu 1 kilodan fazlaydı. Sanırım 5 lira gibi bir şey verdim ben buna. 49 ise 55. 2 lira 57 ona versem. Yani 70 lira civarında bir para harcamışım ben bugünkü pazarıma. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu böyle ani karar verilen bir video oldu. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Hoşça kalın.